Türkçe olarak Kur'an'ın okutulması, hani bu zaten bu ülkenin yarasıydı yıllarca, muhafazakar bir toplum. Ve benim zoruma gitti. Eminim ki birçok da vatandaşın zoruna gitmiştir ki bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şekilde bir paylaşımda bulunması. Çünkü eskiye bir gönderme olarak mı gördük bunu? Türkçe ezan, oraya bir selam olarak mı algıladık? Sanki. Murat Bardakçı öyle algılamış çünkü. Murat Bardakçı'nın yazısını okudunuz mu? Evet, çok okudum. Çok ağır bir eleştiri. Yani haklı da bir eleştiridir bence bu. Sanki vatandaşın nabzını ölçmek olarak da nitelendirdim bunu. CHP aslında sanki yıllarca içinde saklamış olduğu geçmişe özlem duygusunu bu şekilde kamuoyu yoklaması yapmış gibi hissettim açıkçası ben. Umarım böyle değildir. Ve eminim ki Cumhuriyet Halk Partisi çokça da yani sempatizan kaybedecektir bu durumla ilgili. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişi hani sürekli son 10 yıldır biz eski CHP değiliz, biz değiştik, kendimizi revize ettik. Başı örtülü bir milletvekili adayı geliyor CHP'den, gördünüz mü genç evet, bir kardeşim? Evet, ama şimdi bunu yapan CHP bugün bunu yapıyor. Belki tamam İBB'yi bağlıyor diyebilir CHP ama yani nitekim Ekrem İmamoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi mensubu biri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de PR olarak efendim, sanki... İki isim şu anda çok büyük. Mansur Yavaş ve Ekrem Bey. O yüzden başkanlarımızın yaptığı CHP'ye mal oluyor. Kesinlikle. İstese de istemese de. Kesinlikle. Yani benim için hatta şu an CHP olarak baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandan sonra gelebilecek en büyük isimdir. Hani parti nazarında. Bunun bu konudaki görüşü de CHP'nin halen daha o yıllardır süren zihniyetinden vazgeçmemiş ve bu konuda ısrarcı tavırlarını sergiliyor olduğunu görüyorum. Peki efendim biraz tersten bakalım mı beraber? Tabii. Hiç Kur'an dahi okutulmayabilirdi ya da vesaire bu işi tamamen böyle bir magazinsel de yapılabilir. Rengarenk semazenler yurt tabii dışından getir. Ama mesela Kur'an okunmuş, bizim de ana dilimiz Türkçe, ezanı Türkçe gibi değil de çünkü sonuçta gönderen onu biz kendi dilimizde okumamız gerekiyor ya. Kesinlikle. Öyle baksak acaba bu tartışmalara hiç girmesek mi diyorum bazen. Tamam, okey, o şekilde de değerlendirelim. Fakat kadınla erkekli yapılması bu ne anlama geliyor? Bu bence diyorsun. Tabii semazenlerin. Bu usule aykırı. Kesinlikle aykırı. Yani usule de aykırı, kitaba da aykırı. Sen madem ki tamam ben bunu Türkçe kendi anlayabileceğim dilde dinlemek, okumak istiyorum, anlamak istiyorum. Peki o zaman Türkçe okuduğunda sen bunu veyahut da geçmişe baktığında hiç Kur'an'ı ele almayalım. Kur'an'da her şeyi yazacak diye bir şey yok nitekim. Usule bakalım, fıkıha bakalım. Bu şekilde yani kadınla erkeğin bu şekilde bir dini ritüel gerçekleştirmesi İslam'a aykırı bir şey zaten. Sen İslam adına bir şey yapıyorum diyorsan eğer bunu da İslam'ın usullerine, teamüllerine göre yapmak zorundasın. Olayı neyse ona göre yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü dil olayına takılmayalım dediğim şu. Biliyorsunuz Farsça yazdı. Tabii. Mevlana Celaleddin Rumi. Kesinlikle. Girizgah hep Farsça okunurmuş yıllardır. İlk defa bu sene orası da Türkçe okunmuş. Evet. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in Arapçasına değil ama diğer mesele dediğiniz gibi tartışmaya açık bir mesele. Bence ben hatta bunu hakaret eleştiri olarak bile algıladım. Eminim ki bununla ilgilenilecektir adli makamlar diye düşünüyorum. O derece olur çünkü yani bir nevi aslında yani insanların dini duygularıyla alay etmektir bu. Benim dinimi temsilen bir şey yapmaya çalışıyorsun. Onu da beceremiyorsun. Ortada nitekim durum. Umarım ki Cumhuriyet Halk Partisi disiplin soruşturması açar da bu olayla ilgili, bu olayın müsebbipleri ve bu olayı alkışlayanlarla ilgili durumu düzeltir. Yoksa durum ilgili parti açısından hiç de hoş değil. Karşıt görüşlerden yani iktidara oy verenlerden bir oy alma durumu var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı evet seçiminde oraya bir yanlış yapıldı diyorsun yani. Gelecek oy varsa da böyle çok hareketler sence... O mahallenin insanı olarak sana soruyorum. Gerçekten de tiksindiriyor mu? Kesinlikle yani muallakta kalan seçmen acaba AK Parti ile CHP arasında veya ben bugüne kadar sağ partiye oy verdim ama ya bir kere de CHP'ye de bir şans tanıyayım diyen insanı kesinlikle bu caydırıcı bir etken olarak karşısına çıkacak. Çünkü eminim ki hiçbir muhafazakar seçmen bu tabloyu gördüğünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenebilsin. Şimdi muhafazakar kesime bakıyoruz. CHP ve diğer partilere gerçekten içinde bir sinir var. Hatta bu meseleler olduğunda daha da çok artıyor. Diğer muhalefet kanadına bakıyoruz. Bir hesaplaşma gibi bazen onlar da hataya düşüyorlar. Peki bu orta yol nasıl bulunacak? Çünkü bu iç didişme, çünkü bu ev olduğu için aslında kardeşler birbiriyle kavga ediyor. Bizim ülkemiz bir ev. Kesinlikle. Bir ortak zeminde nasıl buluşulabilir? Sizce bu konuda bir öngörünüz var mı?
Şimdi siyasi etik diye bir kavram yok bizim ülkemizde. Gelişmiş ülkelere baktığınızda esasen partiler birbirleri arasında seçim zamanları didişirler. Orada bir reyting patlaması oluşuyor. Ama bizim ülkemizde siyaset yani halkın içinde. İnsanlar sokakta yürürken, sohbet ederken, muhabbet ederken, misafirlikte sürekli siyaset tartışılıyor. Bu da siyasetin halkın üzerindeki etkisinden kaynaklı. Geçmişe gitmemiz lazım gene aslında bu durumu değiştirmek için. Çünkü ülke bugüne kadar hep siyasilerden bir baskı görmüş, işte sağ gelmiş farklı bir durum söz konusu olmuş, farklı bir baskı gelmiş, sol gelmiş farklı bir baskı görmüş. Ama insanların genel olarak baktığınızda içinde yatan tek kanayan yara siyasetin dinin içerisindeki müdahilliği. Bu değişmediği sürece ve insanlar bunu unutmadığı sürece siyasi etik denen bir kavram çünkü bu ülkede oturmayacak. Kapatılan camilerden bahsediliyor insanlar. 80 yıl önceki muhabbet sanki şu anda bir kapışması oluyor gibi. Halbuki gelişmemiz için bunları bırakıp artık önümüze bakıp ve barışmamız gerekiyor ama diye düşünüyorum. Ama bu ortamı da hazırlayacak olan kişiler siyasetçilerdir. Siyasetçiler televizyonda veya bir mitingde veya bir bulundukları bir toplulukta halen de siyasiler bunu yaparsa halka da bunları konuşma ve içinde kanayan yarayı canlandırma bilinci uyanıyor. Bugün şu ana kadar mesela ben hiç CHP'nin geçmişte yapmış olduğu olumsuz davranışları ele almamıştım. Son 1-2 senedir hep unutmuştum. Hatta yatkınlığım da vardı. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Denenebilir aslında. Kaybedecek çok da bir şeyimiz yok. Denenebilir ama bunu gördükten sonra tekrar neyi tartışmaya başladık? Geçmişi. CHP dönemini tartışmaya başladık. Bana bu tartışma bilinci kim verdi? Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Nasıl verdi? Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımla verdi. Nasıl ki hükümet yapmış olduğu eylemlerle muhalefete konuşma fırsatı veriyor, eleştirme fırsatı veriyor. Nitekim muhalefet de diğer partilere, rakiplerine bunları tartışma ortamını yaratmamak için eylem ve davranışlarını ona göre şekillendirmesi gerekiyor. Asırlar önce Kur'an yayılsın diye her millete o milletin dinine göre şey yaptı. Bu gayet normal yani. Bunda yani şey yapılması gereken bir şey değil ki. Efendim şöyle oluyor, burada da birçok vatandaşımıza sorduk. Ezan Türkçeleştirdi ya, sanki onun gibi anlayanlar olmuş çünkü bu meseleyi ama siz diyorsunuz ki bu normaldir. Evet, ya bunları aşmamız lazım. Bakın milletin yani geçim sıkıntısı var, bilmem şeyi var yani bu din üzerinden ağırlar milleti yani uyutmasınlar. Yani madem böyle düşünüyor o zaman Kur'an-ı Kerim'i Türkçe meyenini yasaklasınlar, böyle bir saçmalık olur mu? Millet yani bildiği dilde okumak isteyecek tabii, herkes Arapça bilemez. Yo, ben olumlu bakıyorum. Türkçe, Türk olduğumuz için Türkçe okunabilir diyorsun. Gayet normal. Ben Kur'an'ı Türkçe okuyorum. Evet. Arap'tan bana ne ya? Ben ne olduğumu anlıyorum diyorsunuz. Tabii okuyor, canım. Tabii. Benim için daha önemli oluyor. Bu meseleye karşı çıkanların da argümanı şu efendim. Diyorlar ki bakın. Onlara da saygı duyuyorum. Dedikleri de şu işte ezan Türkçe okutuluyordu ya bir ara. Yok o yanlış. Oraya selam mı çakıyorlar diyor. O yanlış. Ya yani Türkçenin bir şeyi vardır, bir lüansı vardır ya. Yani öyle okunmalı ama Kur'an'da okuyacak insan da bırak Türkçe okusun yani onun bir sakıncası yok. Bunun yani altında başka bir şey aramaya gerek yok. Yok ya, bu siyasetle ilgisi yok ki. Ben 6 ay Kur'an okudum, hep Türkçe okudum. Arapçadan bir şey anlamıyorum ki. Bana ne, ben Türk'üm ya. Tek parti dönemini 1940'lara döndürmek istiyorlar. Muvaffak olamazlar ama. Şimdi onu yapan, o derneği kuran Sema Zeynik'le alakası yok. O düzmece bir dernek yani o. Bu zaten o zihniyet yani. Değişmez bir şey. Belki onlar şeyi de isteyebilirler. Yani ezanın Türkçe okumasını da isteyebilirler. Abi, geriye dönüş de isterler. İsteyebilirler diyorum. Ha şimdi benim gönlümdeki siz biliyor musunuz? Ama uygulayamayabilirim. Türkçe okunduğu zaman biraz daha anlıyorsun en azından. Ama asla Arapça. İkisi de olur. Yani Türkçe okutulması da bir sıkıntı değil diyorsun. Olması değil tabii. Ezan-ı Şerif'i tabii Türkçe okutmayacaksın tabii. Hani Arapçada sen şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'i hatmeden insanlar çok vardır büyük ihtimal. Ama onu anlayarak okuyanlar var mı? Yoktur büyük ihtimal. Konyalıyım. Mevlana kültürüne çok yakınım. Yani çok iyi biliyorum. Evet. Bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kültürüne ters. Yani o zamanında Hazreti Mevlana veya ona inanan insanlar, tabi olan insanlar Kur'an'ı Türkçe mi okudular? Evimizde otururuz, mealini okuruz. Zaten Dinler Birliği ve alimlerimiz aktif yani defaatle söylüyorlar ki Kur'an'ı Türkçe okumak sadece amel bazında bize bir faydası yok. Sadece gerçek dünyada Cenab-ı Allah ne demek istediği kendi dilimizde anlarız. Bu tekrardan geriye dönüp erken cumhuriyeti yeniden yaşatmak istiyorlar. Öyle bir sinyal mi gördünüz? Evet, ben öyle gördüm yani. Çünkü Murat Bardakçı'nın bir yazısı var, okudum. Evet. Çok sert yazmış. Murat Bardakçı Hoca'yı da severiz, söylemiş olduğu beyanın arkasındayız. O lafı tekrardan Murat Bardakçı Hoca'mıza tekrar defaatle kötüleyerek söylüyorlar. Murat Bardakçı tarihçi bir adam, buna da saygı duymak lazım. Ben her türlü dine saygılıyım, Müslümanım elhamdülillah ama her türlü dine saygılıyım. Ama Şeybi Aruz'un
geleneğine, kültürüne yabancı olarak Kur'an'ın Türkçe okutulmasına tamamen karşıyım bir Müslüman. Ha, 10 numara Müslüman mıyım? Değilim. Hatalarım çok. Ama Kur'an okunur. Kur'an okunduktan sonra evet Cenab-ı Allah burada bunu demek ise bir hoca efendinin dilinden yalansız şekilde aktarılabilir. Biz burada Cenab-ı Allah bunu demek ise ama sen açıyorsun Türkçe olarak yani anlamış değilim yani. Doğru değil. Dinen de doğru değil yani o. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini anlamamız gerekmiyor mu aslında? Allah zaten tercümesi var. Yani bu bütün dünyada aynı. Ya bütün dünyadaki insanlar, Müslümanlar Arapça okuyor. İngilizler İngilizce, Fransızca Fransız tercümesini şey yapıyor. Ama temel olarak Arapça. Yani bunu okunuşun burada Arapça diyorsunuz. Sonra mı meali verirsin? Mealini kendin verirsin yani. O hoca da veriyor nihayetinde evet, Türkçe olarak. Ya İngilizler İngilizce şey yapıyor, Arapça Kur'an'ını okuyor. Tercümesini İngilizce yapıyor. Fransız da aynı. Öyle hoş bir şey değil yani. Yapılmamalıydı. Arapça mı diyorsunuz? Tabii Arapça. Siz izlediniz mi töreni? Yoksa... İzlemeye uğraşıyorum. İnternette aracılığıyla izledim. Ama hoşnut değilsiniz bu durumdan anladığım kadarıyla. Yok yok hiç. Peki. Tabii ki herkes kendi dilini kendine saklamalı. Yani ortak kültürlerimiz var. Bunları görmek, yaşamak lazım. Tabii ki. Yani Arapça mı okunması gerekiyordu diyorsunuz? Yani. Arapça ya tabii ki Arapça. Gerekir. Anlaması da gerekir. Ya bir şey okuduğun ha, zaman mutlaka anlaman lazım. Muhakkak. Yani burada ne anlatılıyor değil mi? Evet. Aynı, ne demek istiyor? Evet, ne demek istiyor? Aynen. Mesela ben bazen bakıyorum, anlatma çıkartamıyorum, tekrar şey yapıyorum. Ben kendi kendime bazen okuyorum. Ama gerçekten açıklaması çok güzel, çok önemliydi. Arapça olması lazım. Olması lazım. Bizim hatamız ne burada? Zamanında da bu ezan olayı da Türkçe okunmuştu. Evet. Merhum Allah rahmet etsin yine. Adnan Bey bayağı bir uğraştı ve o çevirtirdi. Allah razı olsun ona yine. İnşallah... Biz Yeni Refah Partisi olarak, ben Yeni Refah Partisi'nin Avcılar Sosyal Medya ve Tanıtım Başkanıyım. Tabii ki bunları da göreceğiz. Hani halkımız da uyanması lazım artık. Yani, siz bu eski düzene bir göz kırpma olarak mı anlaşılıyor? Sanki aynen. Öyle seziyorum. Tabii tabii tabii. Ya şu anda eski yani düzeni geri getirmişim. Bunu öyle anlamasak, öyle anladığımız zaman daha da çok zıtlaşıyoruz. Farkında mısınız? Şu deniyor efendim açıkçası. Yani CHP yönetime gelse bak ezanı da Türkçeleştirecek gibi anlaşılıyor. Ama bu kadar bu kadar mıdır sizce? Tabii. Yani bunlar zaten Kur'an-ı Kerim'e karşı, ayetlere karşı, her şeye karşı. Geçen genel başkanımız canlı yayında bir konuşması yaptı dinlediyseniz. Fatih Bey'di. Evet. Değil mi? Doktor Fatih Erbakan bir konuşma yaptı. Yani tavsiye ederim yani. Zaten bizim de sadece bir sosyal medyamız var. Seçimlerde biraz başarı gelir mi? %'lik kaç bekliyoruz? Yeni Refah Partisi olarak inşallah %16'nın üzerinde bir beklentimiz var. Tabii ki bu pandemi dolayı da bizi bir etkiliyor. Yani çalışmalarımızdan dolayı. Ama inşallah durmak yok, yola devam edeceğiz. Şu anda bizim bir kitap çalışmamız var. Hani farkındaysanız, izlediyseniz bilmiyorum. Peki sizin şu anki konumunuz nasıl? Millet İttifakı'na mı daha yakınsınız? Cumhur İttifakı'na mı daha yakınsınız? Nedir şu anki konumunuz? Ya da ikisinden ayrı sizin başka bir konumunuz mu? Üçüncü ittifak diyoruz biz buna. Anladığım kadarıyla AK Parti'nin yönetiminden de memnun değilsiniz. Ya doğrular da var, yanlışlar da var. Çalışmalar hoşumuza gittiği yollar da var, yanlışlar var. Hani biz doğruya doğru yanlış demenin yönündeyiz. Biz gönlümüzü daha çıkartmadık inşallah. İnşallah daha da güzel olacak diyoruz.